İyi akşamlar. İskele Sancağı hoş geldiniz. Bu hafta Antalya'dan karşınızdayız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Lütfi Elvan'la yapacağız İskele Sancağı bu akşam. İki bakımdan bu programı önemsiyoruz. Birincisi, Sayın Elvan AK Parti'nin seçim beyannamesini hazırlayan çekirdek kadroda, o birkaç kişilik kadroda yer alan isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla AK Parti'nin seçim vaatlerini anlamak için, bu konuda fikir sahibi olmak için Sayın Elvan'a program teklifimizi ilettik ve kendileri de sağ olsunlar kabul ettiler. İkincisi de tabii ulaştırma, AK Parti hükümetlerinin yatırım programlarında en fazla bütçeden pay ayrılan alan. Hızlı trenlerden otobanlara, mega projelere, köprülere, havalimanlarına kadar neler yapıldı, neler vaat edilecek önümüzdeki süreç için bu konuda da Sayın Elvan'ın bilgi ve fikirlerine başvuracağız. Bu nedenle bu akşam İskele Sancağı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İskele Sancağı. Teşekkür ediyorum. Antalya yeni bir dönem sizin açınızdan. Daha önce Karaman milletvekiliydiniz. Evet. Nasıl oldu, bir hani yabancılama, yeni bir durum sizin açınızdan oldu mu? İnsanlar, seçmenler, sokakta görüştüğünüz insanlar sizi nasıl karşıladılar? Ne soruyorlar mesela? Ne talep ediyorlar? İlk izlenimleriniz nedir? Şöyle ifade edeyim. Ben kesinlikle bir yabancılık hissetmedim. Vatandaşlarımıza da şöyle söylüyorum. Biz elmanın iki yarısı gibiyiz. Torosların ben bir tarafındaydım, siz bir tarafında. Dolayısıyla Torosların öbür tarafına önemli ölçüde hizmet ettik. Şimdi de bu tarafına geldim. Sizlere hizmet etmek için şeklinde ifadede bulunuyorum. Aşağı yukarı 8-9 günden beri buradayım, Antalya'dayım. Son derece vatandaşlarımızın sıcak bir ilgisi var. Vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Hemen hemen her gün esnaf ziyareti yapıyoruz. İlçelere gidiyoruz. Tüm ilçeleri dolaştık. Ama temel olarak baktığımızda ulaşımla ilgili talepleri oldukça yoğun. Biliyorsunuz Antalya turizmle ön plana çıkmakla birlikte inanılmaz bir tarım potansiyeli var. Tarımsal üretim değeri itibarıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Ancak bu ürünlerin Anadolu'nun değişik illerine transferinde elbette zorluklar, güçlükler söz konusu olabiliyor. Özellikle ilçeden ilçeye veyahut beldeden ilçe ve ile olan bağlantılarda, yol bağlantılarında zaman zaman aksaklıklar, sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. O nedenle ulaşımla ilgili talep oldukça fazla. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik. Antalya'nın Anadolu ile bağlantısı, kuzey ile bağlantısı, Konya, Karaman, Isparta, Burdur, Afyon, buralarla bağlantılarının daha da güçlendirilmesi talepleri var. Hem otoyol olarak hem tren, hızlı tren olarak, evet, bu tür şeyler herhalde. Şimdi tabii bizim biliyorsunuz Antalya için iki önemli projemiz var. Bunlardan bir tanesi, aslında çok sayıda projemiz var ama iki tane projemiz var ki gerçekten Antalya'yı ekonomik açıdan, sosyal açıdan çok daha güçlendirecek, çok daha dinamik bir yapıya kavuşturacak ve gelir düzeyini vatandaşlarımızın daha da artırabilecek bir yapısı var. Birincisi, Antalya'yı Serik, Manavgat üzerinden Konya'ya bağlayan bir hızlı tren hattımız var programımızda. Yine Konya'dan da Aksaray, Nevşehir, Kayseri'ye kadar uzanacak bu hızlı tren. Bir turizm hattı diyoruz. Evet, turizm hattı diyoruz. Özellikle Kapadokya'ya gelen turistlerin Antalya'ya gelmesi, Antalya'ya gelen turistlerin Kapadokya'ya gidebilmeleri, Konya'da Mevlana'yı ziyaret edebilmelerine kolaylık sağlayacak. Hızlı trenimizle ilgili AVAN projesi tamamlanmış idi. Uygulama projesi şu anda devam ediyor. Muhtemelen bu yıl sonu itibariyle uygulama projesini tamamlayacağız. Hedefimiz 2016 yılının ilk yarısında yapımına başlamak. Diğer ikinci bir projemiz hızlı trenle ilgili. Antalya'yı Isparta, Burdur ve Afyon üzerinden Eskişehir'e, Kütahya, Eskişehir'e bağlayan bir hat, ki İstanbul hattına bağlanmış oluyoruz. Bu hat da son derece önemli.
Bunun da yapımına 2016 yılının ilk yarısında başlayacağız. Yani önümüzdeki yılın ilk yarısında başlayacağız. Bu iki önemli hızlı tren projesi. Sadece vatandaşlarımızın kolay ve rahat seyahat edebilmesine imkan sağlamıyor bu. Bu aynı zamanda tarımda önemli bir potansiyeli olan Antalya'nın meyve, sebze gibi tarımsal ürünlerinin çok kolay bir şekilde hızlı tren vasıtasıyla Anadolu'ya ulaştırılma imkanı ortaya çıkmış olacak. Taşımacılık da olacak. Taşımacılık da olacak. Hızlı trende taşımacılık da olacak. Maliyetler ciddi ölçüde aşağı düşecek. Çok daha kısa bir sürede Antalya'dan İstanbul'a, Ankara'ya, diğer illere ulaşma imkanı olacak. Tabii özellikle şunu da ifade etmeliyim. Biliyorsunuz Ankara'da yaşayan bir vatandaşımızın çocuğu Eskişehir'de, diyelim ki Anadolu Üniversitesi'ni kazanmışsa, Eskişehir'de kalmıyor. Sabah yüksek hızlı trenle Ankara'dan Eskişehir'e gidiyor. Eskişehir'de okuluna akşama kadar devam ediyor. Akşam yüksek hızlı trenle Ankara'ya geri dönüyor. Şimdi bu tür öğrencilerimiz var. Bu hızlı tren hattının yapımıyla birlikte ne olacak? Örneğin Antalya'da yaşayan ailelerimiz, vatandaşlarımızın çocukları Isparta, Burdur, Afyon, Konya gibi illerdeki üniversiteleri kazanan öğrencileri varsa ne olacak? Antalya'dan Konya'ya bir saatte hızlı trenle ulaşacak. Aynı gün evine dönebilme imkanına kavuşacak. Bu iki hızlı tren projesi Antalya'nın hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan gelişmesine inanılmaz bir katkı sağlayacak. Ha. Bu şeyi merak ediyorum. Hani az önce tekrar getirebilirse arkadaşlar, böyle en az birkaç yüz kişiyle bir tokalaşmanız, merhabalaşmanız olmuştur herhalde. Hani talepleri anladık. Ulaşımla ilgili talepler çok geliyor. Bunun dışında ne görüyorsunuz? Yani mesela biz size kızgınız diyen lerle karşılaştınız mı hiç? Hayır. Çok çok nadir. Artık çok oy vermeyeceğim AK Parti'ye falan hayır, gibi. Çok çok nadir. Yani tek tük karşılaştığımız oluyor. Mesela iki gün önce aşağı yukarı 2000'e yakın vatandaşımızın elini sıktım bir günde. İnanın bir veya iki dükkan dışında, esnaf dışında herhangi bir tepkiyle karşılaşmadım. Oldukça sıcak karşıladı Antalyalı vatandaşlarımız. Neticede ben de Torosların bir çocuğuyum. Sizin gibi. Eyvallah. Dolayısıyla inanın sıcak bir kaynaşma oldu. Bu çok kısa sürede. Önümüzdeki günler daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Peki. Şimdi şöyle bir soru var. Genel siyaset açısından siz girişte de söylediğim gibi partinizin seçim beyannamesini hazırlayan çekirdek kadroda yer alan bir isimsiniz. Dolayısıyla baştan sona hepsine vakıfsınız. Yani her seçimin bir konusu, bir teması, ana teması olur. İşte 2011'de çılgın projeler mesela çok belirleyici olmuştu. Ondan önceki seçimlerde değişik faktörler, muhtıralar bile, işte Cumhurbaşkanlığı seçim krizleri bile belirleyici olmuştu. Burada yani 2015 Haziran seçimlerinin ana teması sizin partiniz açısından nedir? Yani AK Parti neyle motive etmeye çalışacak insanlar? Ne diyecek? Şöyle ifade edeyim. İnsanı merkeze alan bir yaklaşım benimsedik. Tüm insan kaynaklarının geliştirilmesi, kurumların kalitesinin artırılması, verimliliğimizin artırılması, daha çok ince işçilik yapılması gereken alanları teker teker belirledik. Özellikle ekonomi alanı, belki biraz sonra gireriz. Çok detaylı, çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Gerçekten genel ifadelerden sakınıp detaylı bir şekilde biz 7 Haziran sonrası iktidara gelir gelmez ne yapacağız? Hangi kurum, hangi bakanlık neyi gerçekleştirecek? Bunları teker teker ortaya koyduk. Elbette seçim beyannamemizde bunların detayı yok. Bunların hepsini koyabilmemiz mümkün değil. Birkaç bin sayfayı alabilecek bir döküman haline gelirdi yoksa. Ama anayasa değişikliği başta olmak üzere, ekonomi alanında özellikle
makroekonomik istikrarın sürdürülmesi, daha da güçlendirilmesine paralel olarak temel olarak tasarrufların azlığı problemi var, biliyorsunuz. Cari açıkla ilgili yapısal bazı sorunlarımız var. Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bazı sorunlarımız var, eksiklikler var. Esnek bir iş gücü piyasasının oluşturulmasına yönelik yapılması gerekenler var. Bunların her birini teker teker belirleyip bunlarla ilgili eylem planlarımızı oluşturduk. Öncelikle dönüşüm programları hazırlandı. Ve bu dönüşüm programlarında her eylemin kimin tarafından gerçekleştirileceği, hangi kurum tarafından gerçekleştirileceği, ne kadarlık bir sürede gerçekleştirileceği net olarak ortaya kondu. Evet. Dolayısıyla biz bu seçim beyannamemizde gerçekten bizim son 12-13 yılda sağlamış olduğumuz istikrarın ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik, büyümenin devam ettirilmesine yönelik çok ciddi önlemler. Ana mesajınız bu mu? Yani istikrar. Ana mesajımız elbette bu. Elbette tabii bu ana mesajla birlikte anayasa da mutlaka bir anayasa değişikliği yapılması ki bu halkımızın bir talebi. Vatandaşlarımız bizden bunu istiyor. Yani kamuoyuna sorduğunuzda önemli bir kesimi halkın anayasanın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yine biliyorsunuz Sayın Başbakanımız Yeni Türkiye Sözleşmesi adı altında 2023 vizyonu çerçevesinde bir açıklama yaptı. Aşağı yukarı 100 maddelik bir temel ilkelerimizi, temel prensiplerimizi ortaya koyan bir yaklaşım ortaya koydu. Burada evrensel değerlerin tam olarak Türkiye'de yerleştirilmesi, demokratik standartlarımızın daha da yükseltilmesi, temel hak ve hürriyetlerin standardının daha da yükseltilmesi gibi alanlar elbette seçim beyannamemizde yer alan ve yapacağımız işleri teker teker sıraladığımız bir beyanname. Bir şeyle ilgili, ekonomiyle ilgili sorunlar var. Yani büyüme rakamları küçüldü. 2011 seçimlerine giderken Türkiye %8-9 büyüyordu. En son 2014 2,9 çıktı. Artı işsizlik rakamlarına baktığımız zaman tekrar çift haneli rakamlar gelmeye başladı. En son Sayın Cumhurbaşkanı bir türbülans ama geçici bir türbülans yaşıyor ekonomide. Ama bu bir ekonomide sıkıntı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespit ettiği yönünde ortak bir değerlendirme var. Ne dersiniz? Şöyle ifade edeyim. İsterseniz istihdamdan başlayayım. İstihdam alanında aslında Türkiye dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi. Sadece son bir yılda aşağı yukarı 1 milyon 300 bin ilave istihdam sağlandı. Yani istihdam yaratma açısından çok ciddi Türkiye'nin başarıları söz konusu. Eğer Türkiye'yi OECD ülkeleriyle, gelişmiş ülkelerle kıyaslarsanız, Türkiye'nin istihdamda ne kadar başarılı olduğunu görürsünüz. Evet, işsizlik rakamları dediniz. İşsizlik rakamlarında belirgin bir düşüş söz konusu olmadı. Ama neden olmadı? Bunun arka planına mutlaka bakmamız lazım. Çünkü arka planına bakmadan bunun cevabını vermemiz mümkün değil. Siz bir taraftan 1 milyonun üzerinde bir yılda ilave istihdam sağlıyorsunuz. Diğer taraftan işsizlik rakamlarınızda düşüş olmuyor. Bunun nedeni şu, özellikle eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte iş gücü katılım oranı Türkiye'de çok hızlı artıyor. Eğitim düzeyinin yükselmesine paralel bir şekilde. Eğer siz gelişmiş ülkelerdeki, AB ülkelerindeki iş gücüne katılım oranındaki artış ile Türkiye'deki iş gücüne katılım oranındaki artışı kıyaslarsanız, Türkiye'de iş gücüne katılım oranında çok hızlı bir artış olduğunu görürsünüz. Şöyle ifade edeyim, eğer siz vatandaşlarımızın daha kolay anlayabilmesi için ilave 300 bin kişi istihdam ederseniz, 300 bin kişi istihdam ederseniz ve iş gücüne katılım oranında bir değişiklik söz konusu olmazsa sizin işsizlik oranınız 1 puan düşer. Eğer siz 1 milyon
ki 1 milyonun üzerinde biz son bir yılda istihdam sağladık. Eğer bizim iş gücüne katılım oranımız sabit olsaydı aşağı yukarı işsizlik oranında 5-6 puanlık bir düşüş söz konusu olacaktı. Yani o nedenle iş gücüne katılım oranında hızlı bir artış var. Bu artıştan dolayı işsizlik oranlarında ciddi bir şekilde hızlı bir aşağı iniş trendi söz konusu olmuyor. Temel nedeni bu. Yoksa istihdam yaratma, ilave istihdam sağlama açısından son derece başarılı Türkiye. Aktif iş gücü programlarını çok yaygın bir şekilde uyguluyoruz. Mesleki eğitim programlarını hemen hemen her alanda uygulayan bir ülkeyiz. Ve dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında yer alıyoruz. Ama diğer taraftan muhalefetin, özellikle ana muhalefetin, belki onu soracaksınız. İşte diyor ki 6 milyon 200 bin işsizimiz var. Öyle değil mi? Değil tabii canım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi aşağı yukarı işte 3 milyon civarında bir işsiz var Türkiye'de. İşte 6 milyon 200 bin işsiz diye ifade ediyorlar. Dünyada ve Türkiye'de işsizlik oranlarının belirlenmesinde kullanılan yöntem bellidir. Evet. Avrupa Birliği'nin kullandığı yöntem neyse biz de bu yöntemi kullanıyoruz. Eğer herkes kendi kafasına göre bir işsizlik oranı tespit etmeye kalkarsa işte bu rakamlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Peki yoksa bu gerçek bir rakam değil. Yani ifade ettikleri 6 milyon 200 bin rakamı kesinlikle gerçek bir rakam değil. Şimdi muhalefet, ana muhalefet yani CHP'nin vaatleri epey gündem oldu. Emekliye 2 maaş ikramiye, asgari ücreti 1500 lira yapacağım diyor. Kredi borçlarının faizlerini sileceğim diyor. Mazotu 1,5 liraya indireceğim diyor. Daha bir sürü şey. Bunları siz yapamaz mısınız? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bu söylemler eski siyaset anlayışının söylemler. Eski siyaset anlayışının Türkiye'de iflas ettiğini ve karanlık dönemleri yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. 1990'lı yıllar Türkiye'nin karanlık yıllarıdır. Neden karanlık yıllarıdır? Çünkü o dönemde bol keseden aynen ana muhalefetin yaptığı gibi işte şu A partisi 3 veriyorsa ben 5 veriyorum, ben 7 veriyorum şeklinde bir yöntem izlediler. Ve bunun neticesinde nasıl bir durumla karşı karşıya kaldık? Ülke krize girdi. Dünyanın hiçbir yerinde kriz yokken, kriz yaşanmıyorken 2001. Türkiye sadece 2001'de değil, 94. Hatırlayınız 1994. 1999, 2001 bu dönemde Türkiye ciddi krizler yaşadı. Yunanistan'a bakınız. Yunanistan en belirgin örneği. Şimdi Yunanistan'da eğer bizim gibi yani AK Parti'nin yaklaşımı gibi bir yaklaşım olsaydı Yunanistan şimdi çok daha güçlü bir konumda olacaktı. Ama Yunanistan'ı Avrupa ülkeleri bile, AB ülkeleri bile kurtaramadılar. Yani borç batağına saplandı Yunanistan. Bizim o geçmiş dönemlerimizi hatırlayınız. O dönemlerde. Bizim 90'lara mı 90'lar, 90'lı yıllara bakınız. 2000'li yılların başına 90'lı yıllara bakınız. Ben hatırlıyorum. Kamu iktisadi teşebbüslerimizin, kuruluşlarımızın genel müdürleri memurun ve işçinin maaşını ödeyebilmek için banka banka dolaşıyorlardı. Kredi almak istiyorlardı. Kredi almaya çalışıyorlardı. Memurun maaşını ödeyebilmek için. Bugün Yunanistan'da 100 bin memur işten çıkarıldı. Diğer ülkelere bakın. İrlanda'ya bakınız. Portekiz'e, İspanya'ya bakınız. İtalya'ya bakınız. Bunlar çok ciddi sıkıntı içerisinde oldular. 2008'de kriz başladı. Devam etti. Halen o krizin etkileri Avrupa'da ve birçok gelişmiş ülkede devam ediyor. Ama o krizin ciddi bir yansımasını Türkiye olarak biz görmedik. Biz seçim beyannamemizde şunu da söylüyoruz. Evet. İşte bu yapacağımız özellikle yapısal reformlarla, yapısal dönüşüm programlarıyla Türkiye ikinci atılım dönemini başlatacak diyoruz. Yani bu büyüme rakamları 2.9'da bunlar artacak. Bunlar büyüme rakamlarımız daha da yukarı çıkacak. Bakın biz büyümedeki temel stratejimize bakacak olursak birincisi
makroekonomik istikrarımızın daha da güçlendirilmesi temel eksenlerimizden bir tanesi. İkincisi, iş gücü piyasasının daha da etkinleştirilmesi. Diğer taraftan iş gücünün kalifiyesinin, niteliklerinin daha da artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi. Bir başka temel eksenimiz büyümede, özellikle yenilikçi alanda, Ar-Ge alandaki kapasitemizin daha da artırılması. Şu şekilde olmuyor. Ben işte Ar-Ge'ye şu kadar milyarlık destek vereceğim dediğiniz anda, o kadar milyarlık bir desteği veremeyebiliyorsunuz. Çünkü sizin kapasiteniz eğer yeterli değilse, istediğiniz kadar kaynak ayırın. O kaynağı kullanabilecek bir kapasiteye ihtiyacınız var. O nedenle özellikle teknoloji alanında ve yenilikçi alanlarda mutlaka biz kapasitemizi daha da geliştireceğiz. Kapasitemizi geliştirdikçe Ar-Ge'ye olan, araştırma geliştirmeye olan kaynağımızı daha da artıracağız. Bir başka önemli eksenimiz yine fiziki altyapı yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de fiziki altyapı yatırımlarımız önceliklerimiz arasında yer alacak. Bu 2023 hedeflerini yakalayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Çünkü Türkiye bu ikinci atılım dönemiyle birlikte inşallah yüksek bir büyüme performansını yakalayacak. Bir taraftan verimliliğin artışı, diğer taraftan özellikle insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çok yoğun bir çaba sarf edeceğiz ki nitelikli insan demek bir anlamda daha çok üretim demek, daha çok verimlilik demek, verimliliğin artması anlamına geliyor ve daha çok büyüme demektir. Bu anlamda evet, büyüme rakamlarında özellikle yurt dışındaki gelişmelere de bağlı olarak, ekonomik alanda yaşanan sıkıntılara bağlı olarak bir belki 2006-2007 yıllarına göre bir düşüş söz konusu ama dünyadaki ve çevre ülkelerdeki yapıyı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir taraftan Avrupa'da yaşanan kriz, diğer taraftan Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar, savaş ortamı elbette bizim o bölgelere olan ihracatımızı önemli ölçüde etkiliyor. Ama ona rağmen yine hem üretim açısından hem de ihracat açısından performansımız bence genel hatlarıyla bakıldığında oldukça iyi gidiyor. Çünkü büyüme rakamları dünyada da ciddi bir düşme eğilimi içerisinde. Eğer siz Çin ve Hindistan'ı çıkarırsanız, ki Çin ve Hindistan'ın da büyüme rakamlarında bir düşüş söz konusu oldu. Gelişmiş ülkelerin zaten büyüme performansı hemen hemen yok gibi. Son derece düşük, sıfıra yakın bir büyüme performansı gösteriyorlar. Avrupa başta olmak üzere. Amerika daha iyi konumda, Almanya biraz daha iyi konumda. Ama gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansına baktığınızda Türkiye'nin büyüme performansından çok farklı olmadığını görüyoruz. Evet. Peki şimdi bu projeler... ulaşımla ilgili olarak özellikle hızlı tren projelerini biraz konuşalım. En başta biraz Antalya ile ilgili kısmını söylediniz. Bir yürüyen var, bir yürümekte olan var. Bir yürümesi istedilen, talep edilen var herhalde. Şöyle bir ana resim, hani bir Türkiye haritası üzerinden ne yapıldığını biliyoruz aşağı yukarı ama ne yapılıyor, ne yapılacak, ne hedefliyorsunuz? Müsaade ederseniz öncelikli olarak temel stratejimiz, ulaştırma alanında yaklaşımımız nedir, onu özetlemeye çalışayım. Biliyorsunuz son 12-13 yılda Türkiye'de bölünmüş yollara inanılmaz bir şekilde ağırlık verdik. Evet. Ve 80 yılda yapılmış olan bölünmüş yolun 3 katını 13 yıllık süreçte yaptık. Ve vatandaşlarımızın da memnuniyet oranlarının, bölünmüş yollardan memnuniyet oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yapılan anketler bunu gösteriyor, bunu ortaya koyuyor. İkinci atılım dönemimizde evet bölünmüş yol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama önemli bir kısmını tamamladık. Bundan sonraki süreçte
iki temel önceliğimiz var ulaştırma sektöründe. Birincisi hızlı tren altyapısını güçlendirmek, hı hı. yeni hızlı tren hatlarını uygulamaya koymak. İkincisi ise otoyol yatırımlarına başlamak artık. Çift bölünmüş yoldan otoyola. Otoyol standardına geçiyoruz. Otoyol yapımına başlamak. Zaten bu çerçevede biz bu yıl Ankara-Niğde otoyolunun yapımına başlıyoruz. Muhtemelen 2016 yılının ilk yarısında ki hedefimiz bu. Antalya-Alanya otoyolunun yapımına başlayacağız. Yine Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunun yapımına başlayacağız. Yine bir başka otoyol projemiz ise İzmir-Aliağa arasındaki otoyolumuz olacak. Bu otoyol projelerimize başlayacağız. Demir yoluna gelince, hızlı trene, yüksek hızlı tren ve hızlı tren altyapısına gelince şunu ifade etmeliyim. Hangiyle giderseniz gidin. Herkes istiyor değil mi? İnanılmaz bir talep var vatandaşlarımızdan. İlk söyledikleri şey, biz ilimize hızlı tren istiyoruz. O yüksek hızlı trenin konforu, rahatlığı, çok kısa bir sürede insanların bir noktadan bir başka noktaya ulaşabilmesi. İnanılmaz düzeyde vatandaşların hızlı tren konusunda talebini yükseltiyor. Bizim de temel yaklaşımımız şu, biliyorsunuz. Biz vatandaşımızla, milletimizle bütünleşmek için yola çıktık. Evet. Vatandaşlarımızın hizmetkarı olmak için yola çıktık. Dolayısıyla vatandaşlarımızın önceliği de bizim önceliğimizdir. Bu nedenle biz 2016 yılından itibaren demiryolu yatırımları için ayırmış olduğumuz ödenek miktarını daha da artıracağız. Ki son yılda, özellikle 2015 yılında daha önceki yıllara göre demiryolu için tahsis etmiş olduğumuz, ayırmış olduğumuz ödenek miktarında ciddi artış sağladık. 2015 yılında 9 milyar lira demiryolu altyapısı için para harcayacağız. 2016'da bu miktarı 11-12 milyara çıkarma hedefimiz var. Bunu artırmak istiyoruz. Yani bir anlamda karayoluna yapılan yatırım kadar, belki ondan biraz daha fazla demir yollarına yatırım yapacağız artık. Ve vatandaşımızın da en öncelikli talepler arasında yer alıyor. Peki nereden nereye? Nereden nereye? Şu an nerelerde çalışılıyor? Evet. Bundan sonra ne yapacağız? Bu konuda müsaade ederseniz kısaca bilgi vereyim. Tabii, tabii. Birincisi Ankara Sivas hattının yapımına devam ediyoruz. Ankara, Kırıkkale, Yozgat, oradan Sivas'a uzanan bir hattımız var. Devam ediyoruz. Bu yıl Sivas Erzincan arasının ihalesine arkadaşlarımız çıkıyorlar. Sivas Erzincan arasının da yapımına başlayacağız. Diğer taraftan biliyorsunuz. Burası ne zaman bitecek? Takvimlendirme belli mi? Ankara Sivas. Şimdi hedefimiz, buradaki hedefimiz 2017 sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Sivas. Evet. Zaman zaman aksaklıklarla tabii karşılaşabiliyoruz. Ama hedefimiz 2017 sonuna Sivas'a kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Hatta Erzincan'a kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz Erzincan'dan sonra Erzurum ve Kars bağlantısı olacak. Bu projelerin tamamlanmasına az bir zaman kala muhtemelen biz de Erzincan'dan Erzurum ve Kars hattının yapımına başlayacağız. Hızlı tren. Hızlı tren hattının yapımına başlayacağız. Ama bir başka hususu da ifade etmem gerekiyor. O da Kars Tiflis-Bakü hattını yapıyoruz şu anda, biliyorsunuz. Bu hattın yapımıyla birlikte Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Azerbaycan'a, Gürcistan'a çok rahat bir şekilde hızlı trenle ulaşma imkanına kavuşacağız. Ki biz İpek Demiryolu projesi diyoruz. Ta Londra'dan Pekin'e kadar uzanan bir hat. Bir ticari güzergah olacak. Ticari güzergah sadece. Olacak, evet. Yolcu taşıma. Ticari güzergah olacak. Ve biz Kars-Tiflis-Bakü hattını 2015 sonu itibariyle
Yani bu yıl sonu itibariyle tamamlıyoruz. Ve inşallah işletmeye alacağız. Ve ticari açıdan da Türkiye'ye çok önemli bir katkısı olacak. Diğer taraftan devam eden bir başka önemli projemiz, biliyorsunuz Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattımız yapıldı. Şu anda işletmede çalışıyor. Polatlı'dan Afyon'a kadar olan İzmir hattı, yani Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı. Polatlı'dan Afyon'a kadar olan kesimde çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu yıl Afyon'dan Salihli'ye kadar olan kesiminde ihalelerine çıkacağız. Ve İzmir hattını da biz bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Özellikle İzmir hattının yapımıyla birlikte İzmir'de yaşayan bir vatandaşımız yüksek hızlı trene bindir takdirde şöyle ifade edeyim, aşağı yukarı 5 saatte ta İzmir'den 4,5-5 saatte Sivas'a ulaşacak. Sivas, Ankara değil. Ankara Sivas arası 2 saate düşüyor. Ankara İzmir. Ankara İzmir aşağı yukarı herhalde 2,5-2,45 falan o civarda bir süre alır. Ankara İzmir 3 saat desek bile, 3 saat diyelim. Şu an otomobille 6 saat sürüyor. 3 saat dediğimiz takdirde 5 saatte İzmir'den çıkan bir vatandaşımız 5 saatte Sivas'a ulaşacak. Ki bu büyük bir imkan. Bir de tabii otomobiller gibi, otobüsler gibi hızlı tren insanı ucuz, yormuyor. Yormuyor insanı. Yani, şey de yani ucuz da yani. Ucuz, yakıt oldukça ucuz. Oldukça ucuz. Yani hızlı tren fiyatlarımız da yüksek değil açıkçası. Diğer bir projemiz bu. Bu projemiz de devam ediyor. Bir de güneye doğru. Şu anda devam eden bir başka projemiz Konya'dan hızlı tren projemiz Karaman'a. Karaman'dan da Mersin'e uzanan bir başka hattımız var. Hızlı tren hattımız ki Orta Anadolu'daki sanayicileri, iş adamlarını doğrudan denize bağlayan bir hattı olacak ki özellikle Konya ve Orta Anadolu'daki illerimize inanılmaz katkı sağlayacak. Şu anda biz Ankara, çok affedersiniz Konya-Karaman hattında çalışıyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla Konya-Karaman hattını açacağız, hızlı tren hattını açacağız ve tamamlamış olacağız. Karaman-Mersin arasındaki hızlı tren yapım çalışmaları da devam ediyor. Diğer taraftan yine bu yıl ihalesine çıkacağımız bir başka önemli güzergah da Mersin-Adana, Adana-Gaziantep, Gaziantep-Şanlıurfa hattı. Bu hatların da biz ihalesine çıkacağız. Hızlı tren ihalelerine çıkacağız. Buradaki hedefimiz şu, Habur'a kadar hızlı trenle ulaşmak. Biliyorsunuz Irak bizim en fazla ihracat yapmış olduğumuz ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla mutlaka biz Habur'a hızlı trenle ulaşacağız. Zaten bu aşamada özellikle Adana bölgesinde bizim tünel çalışmalarımız devam ediyor. Ama o kalan ki tünel dışındaki bölümlerin ise yapım ihalesine biraz önce ifade ettiğim gibi çıkacağız. Bir başka önemli projemiz, evet bir Antalya milletvekili adayı olarak da yapmaktan mutluluk duyduğum bir proje. O da Antalya'yı Konya'ya ve Kayseri'ye bağlayan hattımız ki bunun yapımına da konuşmamızın başlangıcında ifade ettim. 2016 yılının ilk yarısında başlayacağız. Yine bir başka hattımız Antalya-Eskişehir hattı. Bunun da yapımına 2016 yılında başlayacağız. Yani totalde bütün bu saydıklarımız 2023 planlaması evet, mı? Şöyle ifade edeyim. Bunlar tabii 2023 perspektifinde hedeflediğimiz projelerimiz. Ama bunları 2023'ten önce bitireceğiz.
Yine 2023 perspektifinde yapacağımız daha hızlı tren hatlarımız var. Örneğin Samsun'dan Çorum, Yozgat, Kırşehir, Aksaray ve oradan da Mersin'e inen bir hattımız olacak. Evet. Yine bu yıl ihalesine çıkacağımız... Bu da haritada da görüyoruz. Evet. Yine ihalesine çıkacağımız bir başka projemiz Yozgat Yerköy'den Kayseri'ye uzanan bir yüksek hızlı tren hattı. Bunları yaparken bir taraftan da mevcut konvansiyonel hatlarımızı baştan aşağı yeniliyoruz. Bugüne kadar aşağı yukarı 8000 kilometre civarında konvansiyonel hattımızın altyapısını baştan aşağı yeniledik. Yani onlar hızlı trene müsait haline geldi. Tam hızlı tren demeyelim. Çünkü hızlı trendeki bizim hızımız 200 kilometre. 200 kilometre hız değil ama 140 kilometre hız yapabilen, 120 kilometre, 140 kilometre hıza kadar ulaşabilen bir altyapıyı oluşturduk. Daha önce o konvansiyonel hatlarımızda maksimum gidebileceğiniz hız 60-70 kilometre civarında idi. Bu konvansiyonel hatlarımızı da baştan aşağı yeniledik. Muhtemelen 2016 sonu itibarıyla 2015 sonu itibariyle önemli bir kısmını bitiriyoruz ama 2016 sonu itibariyle Türkiye'de yenilenmemiş konvansiyonel hiçbir hattımız kalmayacak. Burada bir şey de anlıyorum. Yani salt bir yolcu taşımacılığı konseptinden biraz yük taşımayı da önceleyen, ticari bağlantıları, irtibatları da güçlendiren bir yeni bir vizyonla hareket etmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi vatandaşlarımız şöyle düşünüyor. Hızlı tren denildiği anda ilk akla gelen yolcu. Evet. Halbuki hızlı trenlerin bize sağlayabileceği en büyük avantaj yük taşımacılığında olacak. Taşımacılık sektöründe olacak. Maliyetlerimiz ciddi şekilde aşağı inecek. Firmalarımızın rekabet gücü artacak. Çok kısa bir sürede bir ürünün bir ilden başka bir ile sevkiyatı sağlanmış olacak. Taşımacılıkta yoğun bir şekilde kullanacağız hızlı trenimizi. Onu özellikle ifade edeyim. Tabii bir başka şey yapıyoruz. Demir yollarını da serbestleştiriyoruz biliyorsunuz. Evet. Özel sektörde istediği zaman sadece altyapı için kira bedelini ödediği takdirde kendi tren setini oluşturup kendisi de taşımacılık yapabilecek. Böyle bir imkanı da şu ana kadarkiler daha çok yolcu öncelikli olma evet. Değil mi? Şöyle yüksek hızlı trenlerimiz yani 250 kilometre ve üstü olan 250-300 kilometre hız yapan trenlerimizde, tren hatlarımızda yük taşımacılığı şu an yapamıyoruz. Sadece yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Ama hızlı tren hatlarımızda yani inşa ettiğimiz ve edeceğimiz hızlı tren hatlarında 200 kilometreye kadar hız yapabilecek trenlerimiz hem yük amaçlı kullanacağız hızlı trenlerimizi hem de yolcu amaçlı kullanacağız. Evet. Dolayısıyla işin tabii ticaret kanallarını açma, hızlandırma gibi bir yeni çok, bir bakış çok açısı önemli. Da var. Antalya'yı düşünün. İşte düşünün Korkuteli'nden Elmalı'da üretilen ürünler şimdi ne yapılıyor? Kamyonlarla İstanbul'a sevk ediliyor. Ankara'ya, Eskişehir'e, Sivas'a, Erzurum'a, Erzincan'a kadar bu ürünler gidiyor. Hızlı tren olduğu takdirde çok kısa bir sürede daha çok sevkiyatı yapabileceksiniz. Daha düşük maliyetle yapabileceksiniz. Daha korunaklı halde yapabileceksiniz. Bozulma durumuyla karşı karşıya kalmayacak. Karayolundaki tahribatı ciddi ölçüde azaltmış olacaksınız. Çevresel açıdan yine pozitif işte karbon monoksit, karbondioksit emisyonunda ciddi bir azalma söz konusu olacak. İnanılmaz katkıları var. Benzin mazot tüketimi bile azalacak. Benzin mazot tüketimi azalacak ama hızlı trenleri geçmeden önce bir hususu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Biz tabii ki bu altyapıları yapıyoruz. Ama peki altyapının üzerinde hızlı tren setlerine ihtiyacınız var. Bunları nasıl yapacaksınız? Biz de kendi milli yüksek hızlı tren yapımına başladık.
Şu anda endüstriyel ve mühendislik tasarımı bölümündeyiz. Genel tasarımı yapıldı. Dolayısıyla buradaki hedefimiz de 2018 yılında inşallah kendi yüksek milli hızlı trenimizi raylara indirmiş olacağız. Bunlar yani 2019, 2023, 2017 falan ama yani şurada 36-37 gün sonra belki iktidar değişecek. Yani bizim kendimizden şüphemiz yok. Yani halkımız bizim bugüne kadar ne yaptığımızı biliyor. Biz şöyle söylüyoruz, onlar konuşur, biz yaparız diyoruz. Bizim anlayışımız bu. Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz ve bundan sonra somut olarak neler yapacağımızı söylüyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. CHP gelirse bu projeler yarım mı kalır? Bunların hepsi yarım kaldığı gibi Türkiye'de çivi dahi çakılamaz yatırım açısından. Çünkü o seçim beyannamesinde bahsedilen, o verilen vaatlerin toplam tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Neyle yapacaklar, nasıl yapacaklar? Bol keseden atıyorlar. Buralara ayrılan paraları... O zaman yatırıma para ayıramayacaksınız. Yani öyle bir konuma, öyle bir konuma gelir. Herhalde borçlanmak zorunda kalacak. Borçlanmak da açıkçası çözüm değil. Borçlanabilmek için de istikrar lazım. Ama ben hep şunu söylüyorum. CHP'nin seçim beyannamesi Türkiye'yi batırma beyannamesidir. Türkiye'yi karanlık günlere döndürme beyannamesidir. Başka bir şey değildir. AK Parti de çok borçlanmadı mı? Yani iç borç, dış borç, onlar da sürekli... Ha, onu söyleyeyim. Hayır. Kesinlikle öyle değil. Şöyle ifade edeyim. Vatandaşımızın anlayacağı bir dille söyleyeyim. Lütfen. 2002 yılında cebimizdeki 100 liranın 74 lirası borçtu. 100 liranın 74 lirası borçtu. İç, dış borç, toplama öyle mi? Kamu borcu olarak 100 liramızın cebimizdeki 100 liranın 74 lirası borçtu. Evet. Bugün cebimizdeki 100 liranın sadece 33,5 lirası borç. Dolayısıyla borçlanma oranlarımızda çok ciddi bir azalma söz konusu oldu. Şu anda özellikle kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımızda bizde %33 iken AB ülkelerine bakın ortalamaları %80 civarında. Bazı ülkelerin %120, %130, %150 bu kadar çok borçlanan ülkelerde de istikrarı yakalamak mümkün değil. Elbette o ülkede işsizlik bir problem. Özel sektörün borçları var ama. Evet, özel sektörün borçları var ama özel sektörün borçları, kısa vadeli borçları oldukça az. Özel sektörün borçları orta ve uzun vadeli borçlar. Özel sektör dışarıdan borçlanmayı, çünkü daha düşük faizle para alabildiği için tercih edebiliyor. Ama düşünün, istikrar olmayan bir ülkede hiçbir yabancı kredi kuruluşu, hiçbir yabancı banka Türkiye'deki firmalara borç vermez. Mümkün değil. Bir de şu, hani hep ekonomiye döndük tekrar ama yani hepsi birbiriyle ilişkili konular sonuçta. Türkiye ekonomisini sıcak para tutuyor deniyor. Yani sıcak para bir çekilsin, kaldık ortada. Şimdi efendim, bunlar tabii ucuz politika araçları olarak muhalefet tarafından zaman zaman kullanılmaya çalışılan hususlar. Şimdi Türkiye'ye giren doğrudan yabancı sermaye yatırımına bir bakınız. Yabancı sermaye miktarına bakınız. Bizden önceki dönemlerde 1 milyar doların altındaydı. Biz aşağı yukarı geçen yıl 10 milyar doların üzerinde bir giriş söz konusu oldu. Yine bu yıl 10 milyar doların üzerinde bir beklentimiz söz konusu. Türkiye yabancı sermaye girişi var. Ama önceki birkaç diğer yılda da 20 milyar. Diğer taraftan da yani küresel bir arenadayız. Hayır, yani şöyle ifade edeyim. Şimdi para nereyi karlı görürse oraya gidiyor. Ya bu sadece Türkiye'ye has bir olay değil. Kendinizi dünyaya kapatamazsınız. Eğer siz dünyada
güçlü bir konumda olmak istiyorsanız, güç sahibi olmak istiyorsanız elbette liberal bir ekonomi uygulamak zorundasınız. Pazarınızı açmak zorundasınız. Evet, para gelecek de gidecek de. Burayı Türkiye'yi karlı görecek, Türkiye'ye gelecek. Bakacak Güney Kore'yi karlı görecek, oraya gidecek. Güney Kore'den Türkiye'ye gelecek. Ama şu sürece baktığınızda, şu 13 yıllık sürece baktığınızda 13 yıldan beri aynı ifadeyi her seçimde söylerler, her yıl söylerler. Türkiye'de de hiçbir şey olmadı. Türkiye gayet güzel bir şekilde büyümesine, kalkınmasına, güçlenmesine de devam ediyor. Şunu sorabilir miyim size? Yani son 2-3 yıldır özellikle, buna belki kampanya diyeceksiniz, algı operasyonları diyeceksiniz ama bir şekilde işte Türkiye artık tanınmaz hale gelen bir ülke oldu tırnak içerisinde. İşte AK Parti reform yapan bir parti olmaktan çıktı. Demokratikleşme konusu reform yapma iradesini kaybetti. Tek adamlığa döndü, diktatörlüğe döndü, otoriterleşti. Bir imaj problemi çıktı Türkiye açısından. Artı içeride de yani işte 17-25 Aralık oldu, devamında başka şeyler. Ciddi yani Türkiye'nin istikameti anlamında soru işaretleri ya da tartışmalar son 2-3 yıldır artmış durumda. Bu yani belki hani bizden kurtulmak istiyorlar. AK Parti'nin düşmesini isteyen bir uluslararası bir şebeke var. Bu şekilde de yorumlanabilir ama totalde bu ekonomiyi, yatırımı, yabancı yatırımı her bir şeyi etkilemiyor mu? Şöyle ifade edeyim. Bu son 2 yılı, hatta 2,5 yılı çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Detaylı bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor ki kim ne yapmak istiyor çok iyi anlayalım. 2013 Türkiye ekonomisinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor idi. Nisan aylarında, Mart, Nisan, Mayıs aylarında hatta faiz oranları 4'e kadar düşmüştü. Evet. Türkiye'de bir gezi olayları başlatıldı. Ve bu gezi olayları başlatılmadan önce de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu dönemde itibarsızlaştırmaya yönelik yurt dışında çok ciddi kampanyalar başladı. Özellikle belirli ülkelerin ulusal düzeydeki basın ve yayın organları ana sayfalarında manşetten Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik o dönemde hakaretleri içeren, eleştirileri içeren, Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ciddi atılımlar söz konusu oldu. Onunla birlikte gezi olayları başladı. Evet, 17-25 Aralık geldi. Daha sonra 17-25 Aralık geldi. Ama gezi olayları ve 17-25 Aralık öncesi dönemdeki Batı'yı, özellikle Avrupa'yı incelerseniz, oradaki basın ve yayın organlarının Türkiye'ye yönelik yürüttükleri kampanyaları görürseniz bunu çok daha iyi anlarsınız. Yani bu... Şunu ifade edeceğim, onu açıklamaya çalışacağım. Siz diyelim ki Türkiye'den bahsetmeyelim ama Güney Kore diyelim veyahut Malezya diyelim veya bir başka ülkeyi de düşünebilirsiniz veya Pakistan deyin. O ülkelere yönelik Avrupa'da, ulusal gazetelerde, ulusal televizyonlarda boy boy resimler ve karalama kampanyaları hiç gördünüz mü siz? Ama Türkiye'ye yönelik yapmaya başladılar. Kendi başbakanlarının, kendi devlet başkanlarının haberlerini yapmadılar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik kampanyalar yürüttüler. Neden? Yürüttüler. Sebep? Bunun sebebi şu. Fazla Türkiye, tabii Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Türkiye'nin bu kadar hızlı bir şekilde güçlü bir konuma geleceğini hiç tahmin etmiyorlardı. Avrupa Birliği sürecindeki Avrupa Birliği'nin siyasi yaklaşımı da bunun bir delilidir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü biz müzakerelere başladığımızda, Avrupa Birliği ile müzakerelere başladığımızda bize şu söylendi. Bizatihi müzakerelerde de yer almış bir kişi olarak söylüyorum. Artık bundan sonraki süreç teknik bir süreçtir. Yapılması gereken
Türkiye'deki müktesebatın AB müktesebatına uyum sağlamasıdır. Yani AK Parti bunu söylediler. Bir sapma fakat olmadı. Fakat daha sonra ne oldu? Olmadı. Daha sonra ne oldu? Bizim müzakerelerle ilgili süreci tıkadılar. Beklentilerinin üstünde Türkiye'de bir gelişme oldu. Bir güçlenme oldu. Bu yumuşak güç dediğimiz güç de bunda çok etkin oldu. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan Türkiye artık kendi silahlarını yapmaya başladı. Türkiye geçmişte ülke ülke dolaşıp acaba ben nereden alabilirim diye düşündüğü birçok ürünü kendi ülkesinde üretmeye başladı. Evet. Tabii dışarıdakilerle birlikte içeride de ciddi bir kampanya başlatıldı. Biliyorsunuz rahmetli Menderes'e yapılan kampanyanın tıpatıp aynısı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Erdoğan'a yapılmaya çalışıldı ve yapıldı bunlar. Bunların hepsini yaptılar. Her türlü karalama kampanyasını yaptılar. Ama milletimiz inanmadı onlara. Evet. Şimdi de 7 Haziran seçimleri öncesi bu üç muhalefet parti CHP, MHP, HDP el birliği yapmışçasına yine bize karşı, hükümetimize karşı olanca güçleriyle saldırıyorlar. Saldırsınlar ama milletimiz bizim ne yaptığımızı biliyor. Peki. Bundan sonra da ne yapacağımızı somut olarak biliyor diye düşünüyorum. Yani bütün bu olup bitenler temel bir sapmadan ziyade bir kara propaganda, bir kampanyanın ortaya çıkardığı bir... Evet. Sizin hiç suçunuz yok mu AK Parti'nin? Ya elbette bizim de eksiklerimiz vardır. Yok demiyorum. Yani biz mükemmeliz demiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Elbette bizim yapamadığımız bazı hususlar da vardır. Çok çok başarılı olamadığımız alanlar da vardır. Ama genel olarak baktığınızda AK Parti iktidarları gerçekten çok başarılı iktidarlardır. Ve dünyanın birçok ülkesine de örnek olmuş iktidarlardır. Evet. Bir ara verelim müsaadenizle. İzleyicilerimizden de sorular geliyor. İstanbul'la ilgili konuşacağımız, soracağımız epeyce soru var oradaki projelerle ilgili olarak. Aradan sonra bunları soracağım. Ara veriyoruz. Dönüşte tekrar birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancak'ta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Sayın Lütfi Elvan konuğumuz. Şimdi çok soru geliyor izleyicilerimizden. Biraz bu bölümde bu sorulardan da yararlanmak istiyorum. Şunu soruyorlar, hani çok şey anlattınız, proje Türkiye'nin dört bir tarafına hızlı tren, otoban. Bunun kaynağını bulabilecek misiniz? Kaynağı var mı? Hatta birisi Sayın Mehmet Şimşek'in kaynak Türkiye diye birkaç sene önce söylediği cümlesini atıf yaparak kullanıyor. Ne dersiniz? Şimdi efendim biz bugüne kadar şöyle yaptıklarımıza bir bakalım. Ankara İstanbul yüksek hızlı tren hattı. Ankara Konya, Ankara Eskişehir, Marmaray. Şu anda İstanbul İzmir otoyolunu yapıyoruz. Evet. Devasa Avrasya tünelini yapıyoruz. Şimdi tabii bir atasözü var, biliyorsunuz, at binenin kılıç kuşananın. Biz kaynağı elbette yaratıyoruz ve bunu yaratırken de özellikle üretken alanlara, yatırım alanlarına da yoğunlaşıyoruz. Ama birileri gibi biz para dağıtma kampanyasına gitmiyoruz. Var mı muhalefetin şöyle 3-5 tane somut projesi? Ya biz şunları gerçekleştireceğiz, şunları yapacağız dedikleri var mı projeleri? Yok. Ne var? Ben işte 1500 lira asgari ücreti yapacağım. Ben mazotu şu kadar fiyat yapacağım. Tamamıyla vaat. İçi boş laflar. Bu ülkenin üretken bir yapıda olması lazım. Dolayısıyla bizim muhalefetten farkımız bu. Bundan sonraki süreçte de elbette nasıl bugüne kadar yatırımlarımızı yapmışsak, ki Ulaştırma Bakanlığımızın yıllık yapmış olduğu yatırım tutarı aşağı yukarı 25 milyar liranın üzerinde.
25 milyar liranın üzerinde yıllık bir yatırım gerçekleştiriyor. Yine aynı şekilde bu projeleri yapıyoruz zaten. Biz daha ucuza mal ediyoruz. Evet. Geçmişe bir baksınlar. Bir Yuvacık Barajı'nı kaça mal ettiklerine bir baksınlar. Evet. Biz onların tek bir baraja ödedikleri parayla biz onlarca baraj yapıyoruz. Onlarca gölet yapıyoruz. Biz kaynağımızı etkin kullanıyoruz. Verimli kullanıyoruz. Yerinde kullanıyoruz. Evet. Ve bu yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir ama şey var. Yani orada da bir insana dokunan işte hani asgari ücret, bir sürü asgari ücretli insan var. Emekli 11 milyon emekli var. Şimdi elbette ben sadece size bakın birkaç rakam vereyim burada. Elimde olması lazım. Şimdi mesela en düşük memur maaşıyla ekmek 386 kilogram 2002 yılında ekmek alınabiliyormuş. En düşük emekli maaşıyla. Bugün 2013 yılında 650 kilogram alınıyor. 386'dan 650 kilograma çıkmış. Pirinç 2002'de en düşük memur maaşıyla 180 kilogram pirinç alınabiliyormuş. Bugün 394 kilogram pirinç alınabiliyor. Evet. Makarna 382 kilogram alınabiliyormuş. Bugün 798 kilogram makarna alınabiliyor. Toz şeker 236 kilogram alınabiliyormuş 2002'de. 2013'te 564 kilograma çıkmış. Nereye bakarsanız toplam bakın. Toplam enflasyon üzerinden herhalde bu karşılaştırma. Enflasyona baktığınızda da reel olarak biz hem memurumuza hem de işçimize artışlar sağladık. Emekli. Enflasyonun oldukça üzerinde artış sağladık. Düşünün asgari ücret ne kadardı? 165 liraydı asgari ücret. 2002 yılında net eline evet. geçen para olarak 165 liraydı. Bugün 949-950 lira net eline geçen para var. Enflasyon artışına baktığımızda ciddi bir reel artış sağladığımız çok net bir şekilde evet. ortaya çıkar. Peki Antalyalıların bir sorusu var. Batı Antalya'ya 3. havaalanı istiyoruz ama senelerdir yapılmıyor. Antalya bunu engelliyor. ICF. Şimdi bizim çok temel bir ilkemiz var. O da şu. Her bir vatandaşımızın 100 kilometre mesafeden havaalanına ulaşmasını istiyoruz. Özellikle Antalya'da Demre, Kaş, Kalkan, Finike o bölgeye baktığımızda o bölgenin Antalya havaalanına olan uzaklığı aşağı yukarı 190 kilometre. Evet. Dalaman havaalanına uzaklığı yine 200 kilometrenin üzerinde. Ve o bölgeye çok yoğun bir şekilde turist gelmekte. Ve gelen turistlerin de gelir düzeyi Antalya, Alanya merkeze gelen turistlerin gelir düzeyinden daha yüksek. Ve o turistler nasıl geliyor? Dalaman'a geliyor. Dalaman'dan 3-3,5 saatlik bir yolla Kaş'a, Demre'ye geliyorlar. Dolayısıyla o bölgenin bir havaalanına ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Yer tespit çalışmaları yapılıyor şu anda. Arkadaşlarımız bu çerçevede etüt ve proje çalışmalarını da hemen başlatıyorlar. Biz en kısa sürede bir yer tespitini yapacağız. Tabii ki o yöre insanının da düşüncelerini, görüşlerini alacağız ve bizim yapmak istediğimiz havaalanlarından bir tanesi de elbette başka illerimizde de havaalanlar yapacağız ama Batı Antalya'ya yapılacak olan bir havaalanı olacak. Yani vatandaşlarımız hiç tereddüt etmesinler. Biz Batı Antalya'ya bir havaalanı yapacağız. Evet, bunun sözünü veriyorsunuz. Evet. Mehmet Ali Kahraman, Trakya bölgesinden bir soru. Diyor ki, Sayın Bakanım hep Konya, Antalya, hep buralara vaat ediyorsunuz. Çerkezköy'ü, Trakya'yı unutmayın. Hayır, unutmadık. Çerkezköy'e de hızlı tren gelecek onu, mi? Onu unutmadık, onu da söyleyeyim. Çerkezköy ile Kapıkule arasında bir hızlı tren projemiz var. Öyle mi? Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir proje. Bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Muhtemelen yapımına, daha doğrusu ihalesine diyeyim, yapımı çünkü biraz daha belki gecikebilir, 2015 yılı içerisinde ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Trakya'ya da gidecek evet. hızlı tren.
İstanbul'la ilgili çok soru var. Tabii İstanbul'da mega projeler de söz konusu. Üçüncü havalimanı bir gecikme, işte bataklık olduğu söylendi oraların. Şimdi çok affedersiniz. Üçüncü havalimanı biliyorsunuz dünyanın en büyük havalimanı olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ve biz bu havalimanıyla ilgili çalışmalara başladık. Başlar başlamaz havalimanına karşı anti propagandalar da başladı. Merkezi de içeriden değil, onu da söyleyeyim. İlk İstanbul havaalanına, 3. havaalanına yönelik anti propagandalar dışarıdan başladı. İstemiyorlar. Birçok gerekçeler üretildi, istemiyorlar. Çünkü İstanbul'un çok önemli bir özelliği var. İstanbul, özellikle bulunduğu konum itibarıyla şu anda hava trafik yoğunluğu en fazla olan kentlerin başında geliyor. Hava trafik yoğunluğu batıdan doğuya doğru kayıyor artık. Tam merkezde. Şu anda merkez dünyanın. Türkiye. Dolayısıyla İstanbul'daki özellikle Atatürk Havalimanı'ndaki gelen uçak sayısında, yolcu sayısına baktığınızda inanılmaz bir artış olduğunu görüyorsunuz. %14-15'lere varan yıllık yolcu sayısında bir artış söz konusu. Artık Atatürk Havalimanımız bu kapasiteyi kaldıracak konumda değil. Dolayısıyla bizim bir an evvel 3. havalimanını tamamlamamız gerekiyor. Evet. Hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir sorunumuz yok. Kamuoyunda tabii o karşı propagandalar bizim bu yatırımı yapmamızdan rahatsız olanlar. Evet. Ama ben şuna da inanıyorum. Biz bu havaalanını tamamlar tamamlamaz bize karşı havaalanının yapılmaması gerektiğini ifade edenler ilk önce onlar kullanacaklardır o havaalanını. Onu da söyleyeyim. Evet. Gökhan yine... Bengil soruyor. Bu da İstanbul'la ilgili. Halkalı Gebze banyo hattı iyileştirilemedi. 4 senedir işler durdu. Bakanımıza bunu sorun illaki diyor. Şimdi bu hatla kadar, Pendik'e kadar gitti. Bu hatla Pendik'e kadar gitti. Bu hatla ilgili olarak bir İspanyol firma yapımını sürdürüyor idi. Ancak İspanyol firma bu hattın aşağı yukarı %20'ler civarında bir gerçekleşme söz konusu. Hı. Bu hattın yapımı konusunda biraz ağırdan alıyor açıkçası. Ve değişik firmalarla şu anda devretmeye yönelik görüşmelerini sürdürüyor. Devretmesi halinde arkadaşlarımız, bakanlık bunu inceleyecek, uygun görürse uygun görecek. Görmemesi halinde elbette biz de bunu feshedeceğiz. Tekrar ihaleye çıkıp süratle burayı tamamlayacağız. Yani o konuda vatandaşlarımızın hiçbir tereddüdü olmasın. Biz bu hattı yapacağız, gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan tabii İstanbul için önem arz eden bir başka önemli proje. Çok sayıda projemiz var İstanbul'da. Üçüncü köprünün yapımına evet. devam ediyor. Oradan biz, bağlantı yolları ihalesi ertelendi diye haberler çıktı. Bağlantı yollarıyla ilgili evet onunla ilgili bir özellikle teklif vermek isteyen firmaların bu yönde bir talebi olduğu ifade edildi. Bana arkadaşların aktardığı bilgi bu yönde. Dolayısıyla bir erteleme arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Onun dışında biliyorsunuz 3. köprüde süratle yapımına devam ediyoruz. Tabyalar. Bizim 2015 son itibariyle inşallah vatandaşlarımızın geçişine imkan sağlamak istiyoruz. Bu yönde yoğun bir çalışma devam ediyor. Diğer taraftan Avrasya Tüneli çalışmamız devam ediyor. Marmara'ya bir ikiz olacak olan. Daha ne zaman bitecek Avrasya Tüneli? Avrasya Tüneli'nin bitiş tarihi 2016, aslında 2017 yılı bitiş tarihi olarak görünüyor. Hmm. Ama yüklenici 2016 sonuna öyle bitirebileceğini mi? Ifade etti. Bu da etti. İyi bir haber. Yani Vaktinden önce bu projede tamamlanacak. Zaten biz projelerimizi hep vaktinden önce tamamlıyoruz. Onu da Avrasya ifade edeyim. Avrasya dediğimiz şey lastik boğazın tekerlekli, altından, boğazın altından lastik tekerlekli iki katlı tünelimiz. Bunun dışında aşağı yukarı 2 ay önce lansmanını yaptığımız İstanbul'da 3 katlı büyük İstanbul tünelimiz var. Hmm. Ki dünyada bir ilk olacak. Bununla ilgili ihale hazırlıkları süratle devam ediyor. Bakanlık bünyesinde. Kısa bir süre sonra da bunun ihalesine çıkılacak. Ki bu çok önemli bir proje. İstanbul'un
özellikle metro hatlarının, raylı sistemlerinin omurgasını oluşturacak olan bir hat olacak. Hı hı. 31 kilometre uzunluğu olacak ve şu anda İstanbul'da bulunan 9 farklı raylı sistemi, metro sistemini kesen bir hat olacak. Ve 6 milyon insanımızın kullanımına açılacak olan bir hat olacak. Hem bunu yapıyoruz, hem de 3 katın biliyorsunuz, bir katı, orta katı metro için olacak. Bir gidiş bir geliş olmak üzere metro için olacak. Kalan birinci kat ve üçüncü kat ise otomobiller için olacak. Otomobillerde özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yığılmanın azaltılması yönünde ciddi bir tedbir, ciddi bir önlem olarak biz bu projeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığımız bunun ihalesine çıkacak. Ve İstanbul yine mega bir projeye kavuşmuş olacak. Bu Kanal İstanbul'da bir gecikme. Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde hem Ulaştırma Bakanlığımız, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız. Özellikle şartname, yap işlet devret modeli çerçevesinde yapabileceğimiz hususlara yönelik şartname hazırlıkları devam ediyor. Şu anda çalışmalar Kanal İstanbul'a yönelik devam ediyor. Yine şey bizim belirlendi mega, mi? Güzergah mega, belli, tabii hepsi belli. Tüm etütleri vesaire hepsi yapılmış, hepsi tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bizim gerçekleştireceğimiz mega projeler arasında da yine Kanal İstanbul projemiz yer alıyor. Evet, peki. Çok başka sorular da var. Bu bölgeyle ilgili Karaman-Niğde arası yol genişletme, sıcak asfalt çalışması diyor. Biraz daha çalışma devam ediyor. Şu anda Karaman'dan Ereğli'ye doğru bölünmüş yol çalışması devam ediyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle önemli bir kesimi tamamlanmış olacak. Ayrancı'ya kadar bölünmüş yol çalışması hemen hemen bitmek üzere. Bundan sonraki bölümde de bölünmüş yol çalışmamız tamamlanacak ve doğrudan Ankara'dan Adana'ya inen ana aksa bölünmüş yolla bağlanmış olacak. Alanya'dan soru var. Alanyalılar bizimle ilgili hükümetin, Sayın Bakanımızın vaatleri, projeleri nedir diye. Alanya'ya yönelik çok önemli projelerimiz var. Birincisi Antalya-Alanya otoyolunun yapımına 2016 yılında başlayacağız ve rahatlatacağız. İkincisi Alanya'yı kuzeye bağlayan, yani Konya'ya, Karaman'a, Ankara'ya bağlayan ana bir aks oluşturuyoruz. Nereden? Alanya Mahmutlar'dan Hadim Sarıveller, Hadim Taşkent üzerinden Konya'ya bağlanan bir hat. Buradaki hedefimiz Alanya Mahmutlar'dan Konya'ya 2 saatte ulaşmak. Yine Alanya Mahmutlar'dan Karaman'a 2 saatte ulaşma hedefimiz var. Bununla ilgili olarak 5 tünel çalışmamız var idi. Bunlardan 2 tanesi tamamlandı. Kalan 3 tünelimiz Haziran ayında tamamlanacak. Özellikle kuş yuvası dediğimiz mevki ile Mahmutlar arasındaki bölümünde proje çalışmasını bitirmek üzereyiz. Bitirir bitirmez de onun ihalesine çıkacağız. Bu Alanya'yı diğer Konya'ya, Ankara'ya yakınlaştıracak. Diğer taraftan Konya tarafından da Taşkent'e kadar, hatta Alanya yol ayrımına kadar bölünmüş yol çalışmalarına da başlandı. Çift yol olarak bölünmüş yol çalışmalarına da başlandı. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Evet, Sayın Başbakan'ın da memleketi. Evet. Ben bir 15 gün önce geçtim o güzergahtan. Dolayısıyla ana akslardan biri olacak. Ve Alanya'nın özellikle tarımsal ürünlerinin kuzeye, Anadolu'ya taşınmasında çok önemli bir yol olmuş olacak. Artı Konya'dan Alanya'ya bir turizm diğer, potansiyeli evet, de, değil mi? Evet. Diğer önemli bir yolumuz biliyorsunuz Manavgat'tan Akseki üzerinden Konya'ya uzanan hattımız. Orada da özellikle Alacabel dediğimiz bir mevki var. Oraya da 7.4 kilometre uzunluğunda duble tünel yapımına başlayacağız. İhalesine de bakanlığımız bu ay çıkıyor. Evet. Ama
Alanya demişken Gazipaşa'dan da bahsetmeden geçersek olmaz, bahsetmesek ayıp olmaz, olur. Ayıp olur diye düşünüyorum. Gazipaşa'ya yönelik olarak da yine Gazipaşa'yı kuzeye bağlayan, yani Karaman, Konya, Gazipaşa, Ermenek, Göktepe, Sarıveller, o hatta bağlayan yeni bir karayolu güzergahı belirledik. Biliyorsunuz bir bağlantı yok idi. Yani Gazipaşa'dan Ermenek, Sarıveller, Hadim, Taşkent güzergahına bir bağlantımız yok idi. Biz bir karayolu güzergahı belirledik ve bu güzergahın projesini şu anda yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla Gazipaşa'yı da Yunk Yaylası üzerinden hem Ermeni'ye, Sarıveller'e, Taşkent'e, Konya ve Karaman'a bağlamış olacağız. Peki şöyle takriben bir 8-10 dakikamız kaldı. Yine bir genel siyasete dönüp o şekilde tamamlayayım istiyorum programı. Şöyle bir şey var şimdi. Bu bölgede Yörükler çok fazla, Türkmenler. Evet. Sayın Başbakan'la bir Yörük aileden geliyor. Siz de işte evet, aynı görüyoruz. Coğrafyadansınız. Bunun bir pozitif etkisini görüyor musunuz? Şimdi şöyle, yani bu yörenin insanı, özellikle Torosların insanı son derece çalışkan, fedakarlık yapmasını bilen ve ülkesi için, bölgesi için her türlü fedakarlığı yapabilen insanlar. Evet. Gerçekten bunlara vatan dediğiniz anda isteyin, ne isterseniz isteyin. Öyle bir yapısı var. Vatanını, milletini seven bir yapısı var. Ve bizi de hemen kucakladılar. Evet, biz de Torosların bir çocuğuyuz, evladıyız. Ama hemen kucakladılar. Ve inanın bu bölgenin insanı, daha 2 gün önce Kumluca'daydım. Bir yörük yürüyüşümüz var idi. Daha sonra bir festival düzenlendi. Geçmişiyle bütünleşen insanlar, geçmişini yaşatan insanlar, kendi adetlerini, geleneklerini, göreneklerini yaşatan insanlar ve son derece iyi bir uyumumuz var ve ben özellikle bu yörenin insanına hizmet etmekten onur duyacağım, gurur duyacağım, bunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten bu projelerimizle ve Türkiye'nin son 12-13 yılda sağlamış olduğu ciddi büyüme, kalkınma süreciyle beraber biz ülkemizi daha da güçlendireceğiz. Ben hep şunu söylüyorum. O 1000 yıllık çınar ağacımızı biz daha da güçlendirelim, daha da köklendirelim, daha güçlü bir Türkiye ortaya koyalım. Gelin hep beraber çalışalım. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve son derece pozitif cevaplar alıyorum. Vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Bu da beni ziyadesiyle memnun ediyor. Size hiç şey diyen oldu mu? Böyle binlerce kişi içinde ben AK Parti'ye vermiştim, artık vermeyeceğim. Ya da şu partiye, MHP, CHP'ye vermiştim, size vereceğim. Var. Diyenler var. Diyenler İki var. Türlü de. Var, var, var. Şöyle var. Şöyle söyleyeyim. Sen Torosların çocuğusun. Oyumu sana vereceğim diyen çok arkadaşımız çıktı. Onu söyleyeyim. Bir o zaman bu yani Türkmenlik, Yörüklük evet, bir evet. pozitif bir şey getiriyor size. Belki Sayın Başbakanımızın beni Antalya'dan aday göstermesinde bir etken olmuş olabilir. Onu da bilemiyorum. Biraz provokatif bir soru ama soracağım bunu. Seçim günü kediler trafoları patlatacak mı? Ne düşünüyoruz Bakan Bey diyor. Şimdi şimdi şöyle ifade edeyim. Biz her zaman açık olmayı, şeffaf olmayı ülke edinmiş olan bir partiyiz. Esas AK Parti olarak biz bu tür sabote girişimi yapmak isteyenlere karşı mücadele edeceğiz ve etmeliyiz. Ve ediyoruz da. Bakın 17-25 Aralık hadisesinden sonra her türlü girişimi denediler. Her şeyi yapmak istediler. O nedenle özellikle Bakanlar Kurulu'nda, bakanlığı bırakmadan önce, başta enerji olmak üzere, aman ha seçim dönemimizde, hele hele seçim günü her türlü tedbirin alınması gerektiği konusunda Sayın Başbakanımızın talimat verdiğini ben hatırlıyorum. Dolayısıyla bizim için
gerçekten demokrasi şöleni olarak kutlayabileceğimiz bir seçimi geçirmeliyiz. Ama artık bu karanlık insanlar da bu ülkenin üzerinden ellerini çekmeliler diye düşünüyorum açıkçası. Yani elektrik kesildiği zaman yani sanki sandık başında AK Parti'ye özel bir avantaj sağlayacak diye böyle bir şey yok. Yani, böyle bir şey de söz konusu değil. Kedi böyle meselesi bir şey de, Sayın böyle Taner bir şey Bey'in de, bir böyle bir şey de açıklaması olmuştu. Söz üzerine. Konusu değil ama işte acaba ne tür bir malzeme bulabiliriz? Nasıl saldırabiliriz? Ne yaparsak biz bunların önüne geçebiliriz gibi bir arayış içerisindeler. Hadi yarışalım. Hatta ben şunu da görüyorum. Antalya'da zaman zaman bazı sivil toplum kuruluşlarına gittiğimde bir çekingenlik görüyorum. Niye? Seçim öncesi olması nedeniyle. Çünkü bizler projelerimizi anlatıyoruz. Yapmak istediklerimizi anlatıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıyoruz. Hatta bir sivil toplum kuruluşumuzla yapmış olduğum toplantıda şu ifadeyi kullandım. Evet. Dedim ki ben sizi biraz çekingen görüyorum. Rahat olun. Bize oy vermek zorunda değilsiniz. Ha, ben geleceğim, düşüncemi anlatacağım sizlere. Projelerimizi anlatacağız, yaptıklarımızı anlatacağız. Muhalefet partileri gelsin, onlar da anlatsınlar. Ben onların gelmesinden rahatsız olmam. Ne ama dedi? Benim gelmemden rahatsız olmayın dedi. Rahatladı. gerek yok. Herkes elbette bir demokrasi şöleni, güzel bir ortam, barış içerisinde, huzur içerisinde bu süreci devam ettirmeliyiz ve seçim sürecine de, seçim mahalline de huzurlu bir şekilde tüm vatandaşlarımız gitmeli diye düşünüyorum. Evet. Bu şeyin Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması oldu. Eğer barajı aşamazsak sivil itaatsizlik eylemleri yapacağız dedi. Şiddete başvurmayacağız gibi bir şey de var. Şimdi kimse bu ülkede kamu düzenini bozamaz. Çok açık söylüyorum. Kamu düzenini bozmak isteyen kim çıkarsa devlet, hükümet bunun gereğini yapar. Bu ülkenin anayasası vardır, yasaları vardır. Herkes uymakla yükümlüdür. Elbette protesto etmek isteyen, gösteri yapmak isteyen kanunlar çerçevesinde gösterisini yapabilir. Ama hiçbir zaman, hiçbir şekilde molotof kokteyllerle, efendim maskelerle böyle bir gösteri olamaz. Böyle bir anlayış olamaz. İnsanlar elbette protestolarını yapabilirler. Ama böyle bir yöntem yok. Hatırlayın 6-7 Ekim olaylarında neler yaptılar. Ve Sayın Demirtaş bunlara destek verdi. Hangi yüzle sen bugün çıkıp bunları söylüyorsun? Şiddeti teşvik ediyorsun. Güneydoğu'ya gidiyor, şiddeti teşvik ediyor. Batı'ya geliyor. Barış güvercini. Barış güvercini konumuna giriyor. Böyle bir anlayış olamaz. Halkımız bunu görüyor ama. Güneydoğu'daki halkımız da görüyor, batıdaki halkımız da görüyor. Samimi olmalı, dürüst olmalı. Evet, bugün 1 Mayıs yine İstanbul'da epey gerilimli geçti. Şimdi 1 Mayıs'ta, örneğin İstanbul'da. İstanbul Valiliği 8 farklı yerde gösteri yapabileceklerini ilan etmiş. Ve buralarda kullanıldı. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken nedir? Bu gösterilen yerlerden hangisini tercih ederse birine gidip orada 1 Mayıs'ı kutlamaz. Doğru değil mi? Evet. Yani bir gelişmiş bir ülkede, medeni bir ülkede bu beklenir. Ama birileri çıkıyor, bir takım illegal işte terör örgütleri, bir takım gruplar, uç gruplar bunu... Bir ara açmıştınız ama Taksim'i 2010'du yanılmıyorsam artık hatta bir tabu olmaktan şimdi, da çıkmıştı. Şimdi şöyle artık İstanbul'da mitinglerin nerede yapılacağı tespit edilmiş durumda. Ve insanlar miting yapmak istiyorsa oralara gidecekler, orada mitinglerini yapacaklar. Taksim'deki esnaf da rahatsız bundan. Oradaki Taksim'e insanlar gezmeye geliyorlar. Orada alışveriş yapmaya geliyorlar. Ama miting yapanlar ne yapıyor? Geldiği anda camları kırıyor. İşte ne bileyim kamu kurumlarına saldırıyorlar. Her tarafı dağıtıyorlar. Böyle bir anlayış böyle olamaz. Bir tabulaştırma şeyi yani Demirtaş'ın mesela çok yadırgandı o işte bir
Müslümanlar için Kabe neyse işçiler için Taksim odur gibi. İşte gerçek Demirtaş'ın yüzünü vatandaşımız gördü. Ya böyle bir sözün söylenebilir mi? Bu yani bunu anlamakta biz güçlük çekiyoruz. %99'u Müslüman olan bir ülkede Sayın Demirtaş'ın yaklaşımı işte Taksim'i bir Kabe'ye benzetmesi. Herhalde bilemiyorum orada Taksim'e gittiğinde yani ne yapıyor? Yani orada bir ibadet mi yapıyor? Ne yapıyor onu da bilemiyorum tabii. Evet. Yani böyle bir anlayışı tasvir etmek mümkün değil. Ama halkımız da 7 Haziran'da bunun cevabını mutlaka Sayın Demirtaş'a da HDP'ye de verecektir diye düşünüyorum. 7 Haziran'da bir koalisyon aritmetiği çıkarsa ne yapacaksınız? Böyle bir husus söz konusu değil. Ya anketler ortada. Olursa. Anketler ortada. Biz halkımıza güveniyoruz. Halkımız her zaman istikrardan yana olmuştur. Türkiye'nin hiçbir zaman, hiçbir şekilde karanlığa itilmesini istemeyecektir. Böyle bir husus söz konusu değildir ve kesinlikle olmayacaktır. Zaten anketler de bunu gösteriyor. Elbette anketler üzerinde manipülasyon yapanlar var. Bizleri AK Parti'ye özellikle düşük göstermeye çalışanlar var. Bunları özellikle yapıyorlar. Belirli haber kanallarına çıkarıyorlar. Özellikle bu paralel medyanın bunu çok iyi yaptığını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde de bunlar yapıldı. Evet. Bunların hepsini yaptılar. Ama sonucunda ne oldu? Hiçbirinde başarılı olamadılar. 10 yıldan beri AK Parti, bu 10. seçimimiz. Biz her seçimde güçlenerek çıktık. Yine güçlenerek çıkacağız inşallah. Son soru, bir anketler ne gösteriyor sizin? Efendim şu anki anketler bizim işte 47 bandında falanız biz. Anketlerin gösterdiği rakam o. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sayın Lütfü Elvan, Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı. Bu şey de çok anayasa, böyle son 3 ay kala Ulaştırma, İçişleri, Adalet Bakanı. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir uygulama. Bu ihtilal zamanlarından kalmış bir uygulama. Maalesef. Sonra şunu da ifade edeyim. Ulaştırma Bakanlığı sadece icracı bir bakanlık, yani sadece Ulaştırma Bakanlığı icracı bakanlık değil. Ulaştırma Bakanlığı dışında da bir sürü icracı bakanlıklarımız var. Ama ihtilal dönemlerinin bir kırıntısı. İnşallah 7 Haziran'dan sonra anayasa değişikliğiyle bu problemi de çözeceğiz. Yani bana göre de çok lüzumsuz, eskilerde kalan bir uygulama. Çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar, başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, İskele Sancağı bu hafta Antalya'dan yaptık. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı Sayın Lütfü Elvan konuğumuz oldu. Bütün sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Kanaat belirleme hakkı elbette sizlerin. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi geceler, hoşça kalın.